Dostlar merhabalar. Galata Wind yani G Wind kaç lot dağıttı? Haberimizde her şey olacak. Malumunuz ilk günden itibaren şunu söyledik. Galata Wind için kaç lot girelim diyen vatandaşlara 100 lot girin dedik. Herkese 100 lot girin dedik. 60 ile 100 lot arasında bir şey verecek dedik. Ve demiş olduğumuz videolar zaten sabit orada bakabilirsiniz ve söylemiş olduğumuz üzere de 100 dot ve 99 dot gibi bir rakamları verdiler. E, haberin detayını bir bakalım. Galata Wind kaç dot dağıttı? Halk Arz talep topluma cuma günü tamamlandı. Halkar'za başvuran yatırımcılara kaç dot dağıtıldı? Tüm ayrıntılar haberimizde olacak. Galata Wind kaç dot dağıtıldı? E, Galata Wind'in kaç dot dağıtıldığı sonucu cevap buldu. İlk gün başvuran hesabına 100 dot. ikinci gün başvuranların hesabına ise 99 dot geçti. Yani 500 TL ve üzeri başvuranlar halkarza arıza katılım sağladılar. Galata Wind halka arzı diğer halka arzlara karşılaştırıldığında yaklaşık 700 bin kişinin halkarz arz başvuruda bulunduğunu tahmin ediyoruz arkadaşlar. Son dönemlerde halkarz arz olanlardan olanlara baktığımız zaman Matrix bilgi dağılımına 689 bin kişi dağıtılmıştı katılmıştı ve 11 lot dağıtılmıştı. Turex Turizm'e 772 bin kişi katılmıştı. Toplamda 30 ve 29 lot dağıtılmıştı. Birinci ve ikinci gün olarak baktığımız zaman e, Granit'te de aynı şekilde baktığımız zaman 846 bin kişi katılmıştı. En yüksek katılım Granit'te oldu. Ve 34 e, 30 lot gibi bir rakam verilmişti. de bunda da aynı şekilde 30 ve 29 olarak düşünebilirsiniz. Peki Galata Wind hakkında neler biliyoruz? Galata Wind nedir? Ee, bu kısım önemli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şunu diyor. Ya işte oransal mı eşit dağılım onu söyle bana yeter. Öyle olmuyor arkadaşlar. Şirketin ne olduğunu tam olarak öğrenmemiz gerekiyor. Şayet şirketin ne olduğunu öğrenmezsek e, Turex gibi oluruz. Yani Turex'in neler yaptığını gördünüz. Şimdi bazı e, kelimeler önemlidir. Onların altını çizeceğim. O kısımlar çok önemli. Yani fiyat istikrarı çok önemli. Şirketin vermiş olduğu, yatırımcılarına vermiş olduğu sözler çok önemli. O da şu an bu e, haberimiz olmuş olacak. Galata Wind Enerji AŞ'ye Haziran 2012 yılında Doğan Holding iştirakı olarak devralmıştır. Güzel. Yenilebilir enerji kaynaklı çevreye duyarlı elektrik enerjisi üreterek yıllık yaklaşık 300 ton karbon salımının düşmesini sağlayan Kalata Wind, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltılması konusunda en önemli rol oynamaktadır. Hedefi yenilebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak enerjide ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir iş modeli bir e, Türkiye'nin elektrik sağlayıcısı olma yolunda ilerleyen bir şirket olacak. Peki Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren en önemli kısma geliyoruz arkadaşlar. O da şu kalemimi seçeyim. 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapmayacağını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arz konu edilmeyeceğini ...duyurmuş bu vatandaşlar. Bakın arkadaşlar... ...bu kısım gerçekten çok önemli. Yani burada şunu diyor... ...ben kaç lot verdim... İşte 100 bin... E, e, ...küçük düşünmek istersek 100 bin... ...lot dağıttım piyasaya. Ben 180 gün boyunca... ...100 bin lot ile piyasada... ...devam edeceğim diyor. Yani... E, ...şunu şöyle düşünmek lazım... ...piyasada ne az ise... ...o pahalıdır. Yani şöyle... ...düşünmek gerekirse... ...Antalya'da farz ediyorum... Domates serasını o an sel alıp götürürse veya de ne bileyim rüzgar gelir tolu vurursa ne oluyor? O hafta veya o ay domatesi pahalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne oluyor? Yeni ürünler çıkmaya başladığı zaman ucuz diyor. Bunu da bu şekilde bakkal mantığıyla düşünecek olursak eğer 180 gün boyunca verilen lot dışında herhangi bir şekilde lot piyasaya Sürülmeyecek sürülmediği için de bu şirket istenildiği gibi istenildiği yere gidebilecek arkadaşlar bu kısım önemli bir de halka arz eden pay sahibi doğan şirketler grubu holding 180 gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının azaltılmasına yol açacak borsada veya borsa dışında halka arz konu edilmeyeceğine bu doğrultuda bir karar almayacağını taahhüt etmiştir. Bu ne demek? Şimdi bazı halka arzlar şu an Borsa İstanbul'da olmuş olduğu gibi yani şu an bu hisse senedine girmiş olduğumuz gibi halka arz edilir. Bazılar da dışarıda halka arz edilir. İşte örnek verecek olursak bir tane kendisine ortak bulunur işte veya birden fazla ortak bulunur. Bu şekilde halka arz edilebilir. Veya da işçilerine halka arz edilebilir. O da nasıl olur? Der ki işçilerine sizlere bu ay işte örnek verecek olsam 5 milyar maaş veriyordum ama size bu ay 3 milyar maaş vereyim. 2 milyarlık da sizlere hisse vereyim. İşte veya da işte bir oran vereyim. işte yüzde birlik, yüzde işte çok büyük bir rakam oldu ama yüzde birlik, yüzde ikilik sizlere şirketin kar payından vereyim gibi şeyler de olabilir. Şimdi arkadaşlar bizim en çok önemseyeceğimiz kısım 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapmayacağım. Şirketin hiçbir şekilde lotunu burada yükseltmeyeceğine bakın şurada hem şu kısım çok önemli hem de Doğan Holding'in 180 gün süreyle dolaşımdaki paylar, paylarını arttırmayacağını beyan etmesi şu an şirket için çok olumlu arkadaşlar. Bu çok olumlu haberiniz olsun Bakın sizlere şunu söylemiş olayım. Ee, i̇lk gün itibariyle satacak vatandaşlar yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Daha yeni halka az olmuş hisse senedini ilk gün itibariyle satmayın. Yani bunu yaparak e, hem kendinize hem de halka arza girmiş vatandaşlara zararınız oluyor. Bundan önceki videoda sizlere şunu gösterdim. Blokajı gösterdim. E, ne olur ne olmaz diyerek e, bu Galata Wind içinde blok koymak isteyen vatandaşlar onu koysun. Blok koymak ne anlama geliyordu? Blok açığa satışı engellemek için yapılır arkadaşlar. Elimizde bulunan bu hisse senedini hiç kimse satamaz. Yani şimdi adam şunu diyor. Ya ben satmadım işte kimseye vermiyorum. E nasıl benim malımı satıyorlar hocam? Daha önceki videoyu izlememiş sonuna kadar bakmamış. bir bir ihtimalle zaten 10 dakikalık 13 dakikalık bir şey video. 13 dakikasını ayırmamış. Ama o soruyu soruyor kardeşim. Ondan önceki videoyu gerçekten izle. Çok önemli bilgiler var. Bak bu haberde olduğu gibi diğer haber daha da önemli. Daha önceki video daha da önemli. Ya o borsanın genelini kapsayan bir şey. Bu sadece Galata Wind için konuştuğumuz bir şey. Sen öncelikle borsanın genel kısmını öğrenmen lazım. Ee, aynı şekilde arkadaşlar ben buna girişimi yaptım. Ee, bütün hesaplarımdan da eşimin dostumun hesaplarından da herkese blokajı koyacağım ne zaman satmak istersen bir hafta sonra mı 10 gün sonra mı bir ay sonra mı artık ne zaman satmak istersen hisse kağıdına bakacağım zaten günlük paylaşımlarını yapacağız hem gün başlarken hem gün sonu olarak seans başı ve seans sonu olarak sizlere bunun paylaşımını yapacağız Galata Wind için yapacağız şu anlık bakacağız ama sizlerden de ricam herkes blokajını koysun blokaj koymanın ve ee, nasıl kaldırmanın e, olduğunu videoda gösterdik. Arkadaşlar blog koymak zaten tek uygulama e, tek uygulamaya girersin bloğunu koyarsın. Bir saniye içerisinde de istersen kaldırabilirsin. Satmak istediğin zaman hemen satabilirsin. E, hem orada hesaplarınızı kontrol edersiniz. Kim ne almış, kim ne satmış diye. E, güzel de bir uygulama. Onu herkes telefonlarına kursun. E, hayat kurtaran bir sistem olduğunu söylemek Mümkün arkadaşlar. Galata söylenecek söylenecekler bunlar. Herkese hayırlı olsun. Ee, söylemiş olduğumuz üzere 100 lot dedik. Ee, 100 lotun üzerinde de çıkmadı. Gördüğünüz üzere 101 lot vermedi. 100 ve 99 lot olarak verdi. Ee, bütün videolarımızda söyledik. 100 lot verin, 100 lot verin, emirleri 100 lot verin. Ee, soranlara mesajlarda 100 lot verin diye herkese söyledik. Ve söylemiş olduğumuz üzere 100 lot ve 99 lot olarak vatandaşlara dağıttı hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Güce Allah'ım inşallah herkese bol bol kazandırsın. Şu hayır mübarek günde inşallah bunda da Turex gibi bir sorunlar yaşamayız. Ağzımızı bozmak zorunda kalmayız. Allah'a ağzımızın tadını inşallah bozmasın. Allah'a emanet olunuz. Bana destek olabilmek için de bu videoyu beğenip yakın çevrenizde, gruplarınızda paylaşırsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olunuz tekrardan bol kazançlar diliyorum.